Kemal Sunal, Türk sinema ve televizyonlarının vazgeçilmez komedi ve mizah ustalarından biri. Türk sinemasına yaptığı katkılar saymakla bitmez. Halkın her sınıfının sevgisini kazanması, filmlerinin bugün bile sıkılmadan defalarca izlenebilmesi, bugün halen Kemal Sunal mizahının içimizde devam ettiğinin bir işareti. Biz bu videoda bir Kemal Sunal biyografisi vermeyeceğiz. Bunun yerine Kemal Sunal'ın bilinmeyen yönlerine değineceğiz. Annesinin anlatımıyla Kemal Sunal, gençliğinde daima buruk tavırları olan bir çocuktu. Sanki her zaman bir derdi varmış ve üzgünmüş gibi gözükürdü. Fakat derdi olsa bile bunu hiç kimseyle paylaşmazdı. Kemal Sunal, Müjdat Gezen ve Uğur Dündar'la okul arkadaşlığı da yaptığı Vefa Lisesi'ni tam 11 yılda bitirdi. Kemal Sunal sonraları bu uzun eğitimi hakkında kendisi de espriler yapmış ve "Ne yapayım, okumayı çok seviyorum" demişti. Kemal Sunal 1973 yılında Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun turnesiyle Ankara'ya gelmişti. O sırada seyirciler arasında oyunu izleyen Gül'le göz göze geldiler. Oyundan sonra ortak bir arkadaşlarının evindeki toplantıda birbirlerini yeniden gördüler. Sohbet edip pastanede buluşmak için sözleştiler. Kemal Sunal ertesi gün zaten İstanbul'a geri dönecekleri için buluşmaya gitmek istemedi. Münir Özkul'un ve diğer arkadaşlarının ısrarları sonucu zorla pastaneye gönderildi. Bu iki ebedi hayat arkadaşının ilk buluşmasıydı. Çoğumuzun Hababam Sınıfı filmindeki müfettiş olarak tanıdığımız Ergin Orbey ve İnek Şaban filmindeki mafya babası karakteriyle hafızalarımıza kazınan Dinçer Çekmez, sadece Kemal Sunal filmlerinde oynayan yardımcı oyuncular değillerdi. Aynı zamanda Kemal Sunal'ın en yakın arkadaşlarıydılar. Ulvi Uras, Kemal Sunal'ın tiyatroda ustası ve idolüydü. En sevdiği şarkı "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar". Bu şarkı her gittiği müzikli programlarda Kemal Sunal'ın istek şarkısıydı. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal bu şarkıyı neden bu kadar çok sevdiğini onu kaybettikten sonra "çok iyi anladım" diyor. Siyaset konuşmayı sevmezdi. Bir dönem Kemal Sunal'a İstanbul Belediye Başkanlığı için adaylık teklifi götürüldü. Fakat Kemal Sunal bu işi yapamayacağını belirterek teklifi reddetti. Siyasete girerse sadece bir kesimin görüşlerine hitap edecekti. O herkese eşit mesafede bulunmak istiyordu. Aynı zamanda hiçbir zaman hararetli siyasi tartışmalardan hoşlanmazdı. Hatta birkaç kez arkadaşlarıyla buluşmalarından erken dönmüş, Gül Sunal bunun sebebini sorunca "sohbet istemediğim bir yöne gidiyordu" demişti. Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses'in türkülerine ve müziğine ayrı bir saygı duyuyordu. İbrahim Tatlıses hayranıydı. Kemal Sunal'ın bazı sabahlar çok neşeli bir şekilde sofraya gelirken ciguli taklidi yaparak bütün aileyi neşelendirdiğini yine Gül Sunal'dan öğreniyoruz. Hiçbir zaman kızmazdı. Ne çocuklarına ne de çevresindeki herhangi birisine hiçbir zaman bağırıp kızmadı. Her isteğini bir rica gibi belirtirdi. Kemal Sunal, oynadığı filmlerdeki karakterlere tam anlamıyla alışabilmek için evde bile sürekli kostümleriyle dolaşırdı. Hatta birkaç davete o sıralar çektiği filmlerdeki karakterin kostümüyle gitmiş ve dostlarını şaşırtmıştı. Kemal Sunal, 11 yıllık uzun lise eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girmiş fakat oyunculuğu dolayısıyla eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmıştı. Daha sonraki yıllarda çıkan üniversite affıyla okuluna geri dönen Kemal Sunal, 1995 yılında lisans, 1998 yılında ise radyo ve televizyonda Kemal Sunal Güldürüsü adlı teziyle yüksek lisans diplomasını kazandı. Kemal Sunal, başta kendi çocukları olmak üzere bütün gençlere örnek olmak için yarım bıraktığı okulunu bitirdi. Aynı zamanda yüksek lisans diplomasını aldıktan sonra doktora eğitimini de tamamlayarak üniversitede öğretim üyesi olmak istiyordu. Ne bir tiyatro sinema gösterisine gittiğinde ne de başka bir yerde kendisine hiçbir zaman ayrıcalık yapılmasını istemezdi. Mesela arkadaşlarının tiyatro oyununa bilet kalmışsa kendisini gişe memuruna tanıtmaz, bilet kalmadıysa demek ki iyi iş yapıyorlar, yeter ki para kazansınlar da biz izlemesek de olur diye düşünürdü. Aynı zamanda üniversite eğitimi sırasında da kendisine hiçbir ayrıcalık yapılmasını istemedi. "Ben okula adım attıktan sonra artık bir öğrenci olurum. Kimse Kemal Sunal'ı fark edemez" derdi. Kemal Sunal evinde bütün kitaplarını özenle muhafaza ederdi. Kütüphanesinde bir kitabının yeri de ise hemen farkına varırdı. Kitaplarının yerini neredeyse ezbere bilirdi. Bir arkadaşı ödünç kitap istediğinde kendi kütüphanesinden vermek istemezdi. Fakat o kitabın yenisini alıp arkadaşına hediye eder, istekleri kırmazdı. Kemal Sunal'ın doğum günü 10 Kasım'dır. 82 filmde oynadı. Uzun yıllar kamera karşısına geçen Kemal Sunal 82 filme imza atmıştı.
83. filmi için yolculuğa başlayacakken 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybetti. Sevgi ve rahmetle. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Görüşmek üzere.